Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin uzaktan konuşmalarının değerli katılımcıları, merhaba. Bugün 14 Nisan 2021. Bugünkü konuşmamız için katılımcıların sayfamıza gelmesini bekliyoruz. Pervin Çapan Hocam hemen göründü. Değerli katılımcıları da bu arada bekliyoruz. Hocam şimdi ben sizi davet ediyorum. Pervin Çapan hocalarımız bugünkü konuşmamızın konuğu, konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Pervin Çapan hocam. Hoş geldiniz hocam. Çok güzel. Biraz daha yüzünüzü görebilecek şekilde ya, düz tutarsanız ya, deminki gibi hocam. İlk tuttuğunuzda yani biraz yazılar geliyor. O yazınız, yüzünüze gelen yazılara dikkat etmeyin hocam. Onlara ben bakacağım. Siz rahatsız olmayın. Yalnız biraz daha sizin yüzünüzü görebileceğim. Biraz evet, gayet güzel. Biraz daha yükseğe sizi çıkarırsak tamam. Evet, gayet güzel hocam. Şimdi biraz sola doğru alırsanız yüzünüzün yarısını siz kendinizi gördüğünüz şekle bakar mısınız hocam? Siz kendinizi nasıl güzel görüyorsanız o pozisyonu. Tamam. Görmüyorum herhalde. Bugün çok görülebilecek halimde yok ama affınızı diliyorum. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum hasta güzel bizim geliyorum. Programımızı aksatmamak için katılıyorsunuz. Ben onun için çok çok teşekkür ediyorum. Dün belki katılamayabileceğinizi bile düşünmüştük. Çok teşekkür ediyorum emeğiniz için şimdiden. Değerli katılımcılar, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin uzaktan konuşmalarının ÇÜTAM 1996'nın değerli katılımcıları. Bugünkü konuğumuz Sayın Profesör Doktor Pervin Çapan hocam. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi değerli hocam. Bugünkü başlığı bizim için değişik. Başlığını hocam şöyle vermişlerdi. Söz sanatları yoluyla dilin ifade gücünü kullanma örneği olarak tezkirelerde muamma ve lugazler. Yani esas başlığımız muamma ve lugazler ama bunun için hocam anlatırken bize tezkirelerdeki örnekleriyle, tezkirelerdeki değerlendirmeleriyle sunacak. Değerli hocam, eski Türk edebiyatı alanında, klasik Türk edebiyatı alanında uzman, değerli büyük hocalarımızdan. Hocamın dediğim gibi ben bizim ricamız üzerine hasta bize katıldıklarını hepinizin huzurlarında tekrar dile getirerek teşekkürlerimi özellikle sunuyorum. Değerli hocam ben sözü size bırakayım. Lügaz nedir, muamma nedir, bilmece nedir gibi sorular karşımıza çıkacak. Muamma ve lügaz ve bunların bilmeceyle bağı, bağsızlığı, ilişkileri eski edebiyatımızda, klasik Türk edebiyatında ve diğer İslami edebiyatlardaki değerlendirilmesi hakkında sizden bilgi alacağız. Bu yönden bilgileneceğiz. Ben sözü size bırakıyorum. Sonrasında tekrar birlikte söze devam etmek üzere. Buyurunuz değerli hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Deniz Hocam. Her şeyden önce Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi ÇÜTAM'ın bu güzel işlerinin içinde beni de katma nezaketiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Keşke daha iyi olsaydım ama siz bana dün moral verdiniz, güç verdiniz. Teşekkür ederim. Bugün kalkamasaydım yapamayacaktık bu işi ama sizlerle olma heyecanı belki de bana güç verdi. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İfade ettiğiniz gibi ben sözün gücünü dil ve edebiyatta artırmanın peşinde olan bir edebi geleneğin mensubuyum. Hepimiz öyleyiz. Çünkü dil dediğimiz şey yalnız başına hiçbir söylemi ifade etme gücüne sahip değil. Hele edebiyatı teşkil eden bu tasarruf etme noktasında söz konusu olunca bunun mutlak surette
farklı yollarla güçlendirilmesi gerekiyor. Malumunuz bunu doğuda belagat ve kaideleri belirliyor. Batıda ise retorikle düzenlenen bir takım unsurlar bu meseleyi ta Aristo'dan beri gündeme getiriyor. Dolayısıyla dili meydana getiren kelimelerin sadece yalın, tek kat, lugavi ya da sözlük anlamları üzerinden sanatta kullanımının zorluğunu hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda o zaman ne yapılması gerektiği belagat kuralları içinde ortaya konulmuş ve söz sanatları dediğimiz ve belagatin bedi kolu içinde bunların yer bulduğunu görüyoruz. Çünkü dil bilgisi kurallarına uygun olan her söz her şeyi ifade etmekte yeterli değildir. Bu yetersizliği gidermek üzere sözü ses ve anlam yönünden güzelleştirmek gerekir. Söz sanatları da anlam sanatları gibi ifade vasıtalarına güzellik katan tekniklerdir. Dolayısıyla sözün anlamı yerine yapısı, söylenişi, yazılışı dikkate alınarak yapılan sanatlar sözü güzelleştirir. Dolayısıyla dilin ifade gücüne de katkı sağlar. Böyle küçük bir girişten sonra muammayla ilgili söyleyeceklerimi ifade etmek istiyorum. Malumunuz muamma kelime olarak gizlenmiş, gizli ve güç anlaşılır söz anlamındadır. Bu amiye kökünden tef'ile babında tamiyeden türetilmiş bir kelimedir ve muamma kelimesi ismi meful durumundadır. Tamiye bir şeyi diğer bir şeyde gizlemek, örtmek manasındadır. Buna göre muamma gizlenmiş, gizli, örtülü, remizli, anlaşılmaz söz anlamına gelir. Kamusu Türkiye'de tamiye, köreltme, kapalı bir surette ve ima tarikiyle ifade şeklinde tanımlanmakta ve muamma hakkında şöyle denilmektedir. Lugazdan farklı olup başlıca bir isme delalet eden söz veya mısra ve beyte ıtlak olunur diyor. Edebiyatımızda bir ismin gizlenmesi şeklinde düzenlenmiş bilmecelere muamma denilmiştir. Başlangıçta Allah'ın Esma-ı Hüsna'sı hakkında düzenlenen muammalar sonradan insan isimleri içinde yazılmıştır. Muamma bir bakıma manzum bir oyun, bir bilmece türüdür. Bu bakımdan muamma yazmak bir şairlik işinden ziyade bir zeka ve kabiliyet işidir. Buna benzer bir diğer tür de lugazdır. Ancak şey hakkında yazılması mümkünken muamma sadece insan isimleri için yazılmaktadır. Muamma ilmi beyanın bir bahsidir. İlmi beyan istenilen şeyi vuzuh yani açıklıkla anlatmak gayesini takip eder. Muamma ise bir insan veya herhangi bir şeyin kendisini değil çünkü kendisini kastederse lugaz olur. İsmini nesir veya nazım içinde gizlemektir. Beyan ilminin içinde muammanın yer alması garip görülebilir. Ancak muamma gizli olarak anlatmaktır. Bu ise bir acz değil, beyan maharetidir. Bu maharet gizlenen şey üzerine gizli ışık verebilmektir. Çünkü muamma usulünü bilenler zeka ve intikal sahibi olanlar tarafından halledilmek için yazılır. Cemiyetin müşterek zekasına, umumi ve münteşir dima örfüne uygun olmazsa daima muamma halinde kalır. Halledilmeyen muamma ise edebi muamma değil, ebedi muammadır. Bu alanda bizim sahamızın en önemli piri sayılan Ali Nihat Tarla'nın Divan Edebiyatı'nda Muamma adlı eserinde ifade ettiği bir kavramdır. Halledilmeyen muamma edebi sayılmaz, ebedi sayılır diyor. Çünkü muammayı tariften sonra hemen onun zevk-i selim tarafından beğenilecek, nefret edilmeyecek, insan zekasının becerikliliğinden doğan, zevk duyuracak şekilde olması şarttır. Alelade böyle hani çözülemesin diye yazılacak, söylenecek bir muamma söz konusu olamaz. Çünkü zeka sahipleri bunları yolunu yordamını bilmek suretiyle çözümlüyorlar. Çoğunlukla ikinci ve üçüncü derecede şairlerin eserlerinde rastladığımız bu muamma sanatı
bize İran edebiyatından gelmiştir. Mevzuatul Ulum müellifi Arap edebiyatında bu kadar tetkikat yaptığım halde ancak 5 muamma bulabildim. Bunlar da incelik ve güzellikte İran şairlerinin derecelerine erişememişlerdir. Muammaya İranlılar fazla ehemmiyet vermişler, çok muamma yazmışlar ve usullerini de tertip etmişlerdir diyor. Muammanın en feyizli devresi Timur istilasından sonra 15. ve 16. asırlarda görülür. Hüseyin Baykara ve Alişir Nevai'nin etrafında toplanan Türk ve İran şairleri fenli muammada büyük incelikler göstermişlerdir. Bu asırda Alişir Nevai, Molla Cami ve Mevlana Şahab'ın bu vadideki eserleri etrafında pek çok eser kaleme alınmıştır. Muammaya dair risalelerde en büyük üstad olarak ismi geçen Şerefettin Ali Yezdi'dir. Onu 15. ve 16. asırlarda yaşamış Molla Abdurrahman Camii, Alaaddin-i Şaşi, Mehmed-i Muammayı, Hacı Hafız Saad, Mehmet Ebu Said, Hacı Ebul Hasan, Seyfi Buhari, Şerif gibi şairler izler. Türk edebiyatında bu sanat 16. asırda inkişaf etmiştir. Özellikle Edirneli Emre Çelebi en büyük üstattır. Yine 16. asır şairlerinden Cami-i Rum unvanını alan Lami de Bursalı Lami, meşhur muamma üstadı Mir Hüseyin Nişaburi'nin Esmaül Hüsna'sını şerh etmiştir. Süruri Mustafa Efendi'nin de muamma şerhleri vardır. Bu yüzyıldan itibaren Fuzuli, Adni, Nabi, Neyli, Kami, Kınalızade Ali Efendi, Sümbülzade Vehbi, Münif, Salih Çelebi, Fıtnat Hanım gibi şairler muamma yazmışlardır. Muammayı tertip veya hal için camiye göre üç esaslı amel vardır. Bunlardan birincisi tahsili, ikincisi tekmili, üçüncüsü tesilidir. Diğer müellifler buna tezyili diye bir dördüncü amel, yol daha eklemişlerdir. Tahsili bize muammanın harflerini verir. Tekmili ise bu harfleri eğer dağınık ise toplar, fazlalarını düşürür, yerlerini tayin eder. Tesili hal yollarını kolaylaştırmak için gereken işaretleri verir. Tezyili de harflerin hareke, sükun, tahfif, teşdit gibi hallerini tayin eder. Bu çerçevede bazı örneklerle bunları ifade etmek istiyorum. Özellikle birkaç örnek herhalde katılımcılara fikir verecektir. Güzel bir örnek. Dedemin belinde düdük, bizde muamma düdük diyor şair. Burada dede kelimesinin eş anlamlısı cet, cettir. Düdük kelimesinin karşılığı da neydir? Bakın uzak alakalarmış gibi duruyor ama zeka bunları çözümlüyor. Yani dededen maksat cetse, düdükten maksat neydir? Bizim kültürümüzün en önemli kodlarından birisi. Cet kelimesinin Arap harfleriyle yazılışını ortasına ney kelimesi getirildiğinde Cüneyt kelimesi ortaya çıkar. Bakın cet kelimesinin yani cüsünü koyuyoruz ve neyini eklediğimizde d geride kalıyor. Dolayısıyla cet kelimesi Cüneyt kelimesine dönüşüyor. Yani Cüneyt ismi orada saklanmış. Yine mesela en bilinen örnek Nabi'nin bende yok sabrı sükun, sende vefadan zerre, iki yoktan ne çıkar fikridelim bir kere. Farsça'da na ve bi olumsuzluk ekleridir. Dolayısıyla şairin kendi adının bu beyte saklandığını görüyoruz. İki yoktan ne çıkar? Nabi çıkar. Yine bir beyitte sefinenin başı girse limana, ol memduhun adı çıkar meydana demiş şair. Burada eski yazıyla liman kelimesinin başına sefine gemi demektir. Liman kelimesinin başına sefinenin başı girecek. O zaman ne olur? Kelime Süleyman olur. Yani Süleyman adı bu şekilde saklanmış oluyor. Yine bir gün ola kim de dehri deni hemçu ankai la mekan beni beyti.
Keşke hani yazılı olsaydı ama Anka Evet. kuşunun mekanı Kaf Dağları. Harfini düşürüyoruz. Geriye ana kelimesi kalıyor. Beni kelimesi iki kısma ayrılıyor. Bu ni kısmı ana kelimesinin sonuna gelince anani oluyor. Hem çü kelimesi harf değiştirme işareti olarak kullanılır ve bu suretle bu beytin içine ayani ve gınai isimleri gizlenmiş oluyor. Yine naz ile olsan serikuyunda cana cilveger, sanuram çark üzre meh burcu şerefte devreder demiş. Bu beyitte de şeref kelimesinin son harfi olan F'yi alıyoruz. Fi yazıyoruz. Meh kelimesini ters çeviriyoruz. Hem oluyor. Ve F ile İ arasına da hemi getirdiğimiz zaman Fehmi ismini buraya saklamış. Yani artık bulursan ne çare? Bulmaya Evet. çalışılıyor. Yine Edirneli Emri'nin Bezmi Gülşen'de lalenün geldi gözlerine şarabı gülnari şu ki kim sımadı tevbesini görmemiştir o çeşmi dildarı demiş. Burada tevbesini sımayan, sımak kırmak, tevbesini kıran, tevbesinden vazgeçen, bozan anlamında tevbesini sımayan yani tevbesini kırmayan, bozmayan ifadesinden nasuh kelimesi kastedilmektedir. Çeşmi Dildar'la da burada kastedilen nasuh kelimesindeki sat harfidir. Nasuh kelimesindeki sat harfi atıldığı zaman ortaya Nuh ismi çıkmaktadır. Nuh'u gizlemiş yani oraya. Yine Edirneli Evet. Nazmi Emri'nin Seri Engüş dile mehün başın iki şak eylemiş Habibi Huda nazaret ruhi afitap veşe gör ki olmuş o mucize peyda demiş. Peygamber Efendimizin parmağıyla gökteki ayı iki şak etmesi üzerinden ortaya koyduğu bu muammada bu dörtlüğün ilk iki mısrağında Celal, bütününde de Sinan isimlerinin olduğunu görüyoruz. Ama bunun tabi istidlali, çözümlenmesi son derece zor. Yani bu çerçevede sadece kültürü bilmek, kültüre aşina olmak yetmiyor. Yine Namık Kemal de son dönemde Tanzimat yıllarında bu muamma işiyle çok uğraşmış bir insan. Onun söylediği bir beyitte kendi ismini sakladığını görüyoruz. Bir katra ma düşünce gülün kalbi pakine, namım yazıldı her varakı tab nakine demiş. Yani gülün temiz kalbine su düşünce, ma düşünce onun temiz yaratılışının sayfasına benim adım yazıldı demiş. Bu beyitte şairin kullandığı Kemal ismi verilmektedir. Çünkü eski yazıda gül kelimesinin ortasına ma sesi gelirse Kemal olur. Güzel. O da Yüce Atamızın ismi. Ona da gönderme olsun diyelim. Lugazla ilgili hususları da söyleyelim. Sonra madem ki benim işim hani tezkireler meseleyi yine oraya getirerek çünkü çok orada örnek var. Belki daha renkli hale getirebiliriz. Lugaz için de söyleyebileceğimiz halk kültüründeki bilmecenin klasik Türk şiirindeki karşılığı olduğudur. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi divan şairleri her şey hakkında lugaz söyleyebilirler. Bunu da bir takım teşbihler, ihamlar, hatta harflerin ebced hesabındaki kıymetleri üzerinden yaparlar. Mutlak surette giriş şöyledir. Nedir ol kad hamide pir-i şirrir, cihanı eylemiş kahr ile dilgir, gehi bir şiiri merdümhara benzer, gehi bir dilberi gaddara benzer. Gehi bel bekçisidir ol dilaver, gehi kat-ı tarik ehline yaver. Künamında yatar manende ejder, eder gencinesinde hıfz-ı cevher. Velikin tengü tire habgahı, girer hapse ki pek çoktur günahı.
Sitemdür çün ana ayünü adet, asarlar etse de merdane hizmet. Bilinmez kandedür asla mekanı, ya hindidür, ya mısridür, ya şami. Kızılbaş olduğu gayet de ruşen, Horasan mülkünü itmişti mesken. Celadet sayesin her semte salmış, cihanı kabzayı tesire almış. Gerçi şulesi duzah nişandır, velikin gölgesi zıllı cihandır. Bu Sümbülzade Vehbi'nin bir lugazidir. Burada ifade edilen, saklanan nesne elbette kılıçtır. Bütün dünyayı hizaya getiren bir şey olarak, alet olarak. Yine bir başka Fıtnat Hanım'ın, bir hanım şairimiz, klasik Türk şiirinin hani hanım şairlerinden birisi. O da şöyle bir lugaz söylemiş. O nedir kim? Üç birader her zaman birbiri ardınca olmuştur revan. Yılda bir kere gelirler aleme, makdemiyle kesbi feyz eyler cihan. Kimseler görmüş değildir yüzlerin, ismi vardır cismi ammaki nihan. Birisi oldu havaya münkalip, birisi abisre tuttu aşiyan. Gördü bulmuş her birisi, biri dahi eyledi haki mekan. Serleri üç, pağları beş anların, kıl tefekkür eyledim sana beyan. Bu da cemredir. Yılda hani üç tane üç beşe geliyor, havaya, suya ve toprağa düşüyor. Böyle ustalıkla gerçekten bunların söylenilmesi maharet isteyen, her şairin de böyle bir zekayı işletemeyeceği unsurlar. Eğer çözümlenemez halde kalırlarsa, bu defa tarlanın dediği gibi bunlar edebi olmaz, ebedi olurlar. Onların da bir hükmü olmayacaktır. Pek çok örnek var ama herhalde daha fazla bunlarla zaman ayırmadan ben tezkireler üzerinden özellikle bir sanatkarın eseri üzerine yapılan değerlendirmelerde muamma ve lugaz söylemenin bir vasıf değerlendirmelerinin asıl konusu şair olan eserlerdir. Yani eseri çok dikkate almaz. Yani eserden çok müessire önem verirler. Tezkirecilerin eserlerinin ön sözünde ve yeri geldikçe ettikleri bu hedef, şairlerin ve onların şiirlerinin geçen zamanda unutulup gitmesine engel olmaktır. Yani tezkirelerin yazılma amacı budur. Şairler herhangi bir insandan yaratıcı faaliyetleri hasebiyle ayrılan varlıklar oldukları için tezkirelere alınıp değerlendirilirler. Ancak tezkireti için yine de eserden çok müessir önem kazanır. Bu yüzden tezkirelerde esere bağlı olarak yapılan tanıtımlar daima şairin edebi şahsiyetiyle birlikte yürür. Bu çerçevede Allah rahmet eylesin kıymetli hocamız Harun Tolas'a tezkirelerde örnek verme işlemini genel olarak değerlendirdiği bir makalesinde bu durumu izah ederken şöyle diyor. Örnekler bizzat kendilerini hedef tutan, açık ve doğrudan hiçbir tanıtma, yorum ve değerlendirme olmaksızın ortaya konur. Bu yol tezkirelerdeki örnekleme işleminin en genel ve soyut şekli olup şairin eserinden daha çok onun şairliğinin tanıtılması, daha doğrusu şair olduğunun kanıtının verilmesi havasını taşır. Bu örnekler verilmeden önce şairin şiirle ilgili faaliyetlerinden veya şairlik gücünden ya da şiirinin özellik ve değerinden verilen örneklerle hiçbir bağlantıya girilmeden soyut ve genel bir biçimde söz edilir. Tezkirelerde eser üzerine yapılan tanıtma ve değerlendirmelerin büyük bir bölümü genel ve soyut çerçevedeki yorumlar görünümündedir. Tezkireci şairin hangi eserinde, hangi şartlarda, hangi edebi ve estetik unsurdan hareketle bu değerlendirmeleri yaptığını çoğunlukla söylemez. Şairin edebi şahsiyetiyle birlikte yürütülen tanımlarda ise eserin türü ve varsa adı kesin olarak belirtilir. Çoğunlukla olmasa bile tezkirelerde yer alan bu kabil tanıtımlar bize edebiyat tarihi açısından olduğu kadar edebi şekil ve türlerin gelişimi ve işleyişi yönünden de mühim bilgiler verir. Bu bilgiler ışığında
Ben size bu sunumumda 18. yüzyıl tezkirelerinden derlediğim muamma ve lugaz örneklerini sunmak istiyorum. Hani bizim kız bina okur, döner döner yine okur denilmiştir ya. Ben de 18. yüzyıl tezkireleri üzerine çok çalıştım. Bu çerçevede incelenen tezkirelerde biyografisi kaydedilen bazı şairlerin bu türe karşı olan ilgileri, meşguliyet durum ve dereceleri üzerine bilgiler verildiğini görüyoruz. Bu şairlerden bazıları sadece muamma ile ilgili teorik eserleri. Farsçadan Türkçe'ye tercüme yoluyla kazandırmaları açısından tanıtılırken, bazıları muamma tertip etmede gösterdikleri yaratıcılık bakımından ön plana çıkarılmışlardır. Herhangi bir muammanın halli ise tezkireci tarafından şairin zeka gücünü ortaya koyan ehemmiyetli bir unsur olarak sunulmaktadır. Çünkü muamma gazlar diğer şiir türlerinden farklı olarak tezkireci için şairin şiir bilgisi, teknik ve teorisinin yanı sıra zihin ve zeka gücünün kıvraklığını da işaret etmektedir. Mesela bu tezkirelerden benim master tezimde olan Safai tezkiresinde biyografisi kaydedilen 13 şairin muamma ve lugaz vadisindeki verimlerinden bahsedilmiştir. Genel ve soyut çerçevedeki bu tanıtımların yer yer açılım kazandığı örnekler de vardır. Mesela Eşref için şöyle denilmiş: Molla Camii'nin muammada Risale-i Sugra'sını şerh edip dedikten sonra şairden örneklediği metinlerin arasına bir muammayı da eklemiştir. Yani onun bu eseri Türkçe'ye çevirmiş olmasını önemsemiş tezkireci. Muamma benamı hüsn. Zülfü sümbül bize hattın dişlerin dürri aden, hoş yaraşmış ruyu hub sümbülü tarfı çemen şeklinde bir de isim gizlenen bir muamma vermiş ama bunu tanım yani açıklama getirmemiş buna. Yine Bahai Efendi için bu muamma dahi Muma ileyhün asarındandır, katı güzel ve bin muammaya bedeldir diyor. Bunu da şöyle ifade etmiş: Muamma benam örneğinde seversen sev dila alemde bir nevreste mahdumu ki ana şamil ola ta vahidun kel elfin mefhumu. Yani Arapça bir ibare koymuş. Bunun anlamı şudur: vahidun kel elfun, bine benzeyen bir gibi. Bine benzeyen bir gibi. Çünkü açıklamasında da zaten diyor ki katı güzel, yani çok güzel ve bin muammaya bedeldir demiş ve örneği de buna göre seçmiş onun eserinden. Yine Safai, Sırrı Şerif, Şehdi, Itri ve Künhi'nin fenli muammada gösterdikleri başarıyı bu konuda sahibi namu nişan oldukları şeklinde ifade eder. Yani şöhret kazanmış olduklarına işaret eder. Mesela Sırrı için fenli muammada sahibi namı nişan olmakla zeki namına nazm eylediği sıhhate nail olurdu gayrı canı natevan alsalar azay rekten bir iki üç katre kan diye bir örnek vermiş. Yine Şerif için fenli muammada dahi sahibi namı nişan olmakla handi nam muammasıdır. Efseri hüsrevi kordum benim olsa serine o sipahi betçenin gitti külahı yerine diye Handi için böyle bir örnek vermiş. Yine Şehdi maddesinde Kelp Ali için düzenlenmiş muammanın hazırlanış şekli ve çözümü bir anekdotla aktarılmıştır. Çünkü tezkirelerde kimi anlatılar bu anekdotlar üzerinden dikkate sunuluyor. Biraz uzun ve anlaşılması zor olacak gibi ama yine de hani bir örnek olması üzerinden vermek istiyorum bunu. Muamma benamı Kelp Ali. Kelp köpek demektir biliyorsunuz. Gül ki her bala nümayet, ser na peyda şevet, ser nüvişti bülbülan, her payi gül peyda şevet. Farsça bir beyit. Bu ismi Diyarı Acem'de, Şii mezhep, Surh Seran miyanında, şuyu var iken Rum'da bir hasebil iktiza muamma olup, yani İran'da biliniyordu,
Sulh Serağın arasında. Anadolu'da da Rum'da da bu gerekli görüldüğü için bu muamma işaatına badi bulur ki merhum-u mağfurunle Hult aşiyan Sultan Ahmet Han-ı Sani zamanında Basra havalisinde olan Aryan eşkıyasının istilasıyla Mani namında bir Arap Harbü Darb ile Kal'ayı Mezbur'u istishap edip Şahı Acemi Şeyhin Şahı Cihan'a ishar-ı muhaselat-ı gayret keşi ile tahlis-ü güşade edip dergah-ı alem penah-ı padişahiye miftahın firistade kıldıkça yani kaleyi fethedip anahtarını da padişaha sununca bir pili betçeyi bir muadil ve birkaç espi ablak nümayiş gerden ben de hamail ve bir iki kişi zurmendi şahı acibül heyakilü üşturanı suhmayı muyu şiirin şemail ve kaliçe hayi münakkaş ve serapende hayi merskeş ve nice tuhaf nevadiri dilkeşi pişkeş ele gelen elçi hikemranın namı Kelp Alihan olup yani anahtar verildikten sonra bir takım hediyelerle gelindiğinden bahsediyor. Bunu getiren elçinin adı da Kelp Ali'ymiş. Merkum erbabı danışı irfandan haylice bir zarifi harifi nükteden olman şuarayı Rum'dan bazılar varıp görüştükte ala tarikül imtihan onları imtihan etmek üzere Ebyat-ı Müşkilat-ı Urfi'den, Urfi'nin büyük Urfi'den, Urfi Şirazi'den, Dermiyan, bir fenli muammada yedi tuğla sahibi olduğun ilan ile tefahürden hali olmamalı. Biliyorsunuz bu İranlılarda tefahür had safhadadır. Doğuya gittikçe zaten artar. Yani kendini beğenmek İran'da da çok fazladır. Şair-i mecbur bu muammayı inşaat ve pişi nihat eyledik de Azmaişi tab ile kavaid-i muamma üzere Bala'nın arabisi Ali ve Serden Murat Elif olduğun zahir ve Ali'nin Elif'i napeyda olacak Ali kalıp Mısra evvelde istihracı ancak Kel Ali hasıl olmağın Mısra sanide olan Sernevişti Bülbülan'ı Sergüzeşti Serencam manasına sarf eylemekle bu muamma ancak Kel Ali namınadır, noksanı nümayandır diyor. Muarazaya başladık da Behey Hanım kaide-i intikat üzere Sernevişti Bülbülan'dan Murat harfi bağdır. Pay-ı kelde peyda olduk da kelp olur. Siz hayali manevisine zahip olup kaide-i intikada müraat buyurmamışsınız diye cevap verdik de ziyade istihsanu nüvaziş eylemişlerdir. Yani kendisine aferin almayı başarmış. Siz diyor çözememişsiniz. Şöyle şöyle olması gerekirdi diye. Bir anekdotla bu muammayı nasıl çözümleyeceğimizi örneklemiş oluyor. Yine Itri'de muammadaki başarısından dolayı 4. Mehmet'in takdirine mahzur olmuş. Kendisi o büyük Itri, büyük bestekarımız. Bu vesileyle İstanbul Esirciler Ketudağlığını talep etmiş ve vefatına kadar da bu görevde kalmıştır. Bu tezkereci için önemli bir kayıt. Çünkü muamma söylemek ve bu konuda başarı kazanmak üzerinden bir göreve getiriliyor ve ölünceye kadar da o görevi deruhte ediyor. Yani musiki şinas olmasının yanında bir de böyle bir devlet görevi yürütüyor. Fendi muammada dahi sahibi namı nişan olmalı. Padişahı vel imkan Sultan Muhammed Han-ı Rabi Hazretlerinin meclisi hümayunlarına dahil olup marifeti pesendide-i padişahı olmalı. Padişah tarafından beğenilip İstanbul'un esirciler ketüdağlığını arzuhal etmekle isterim demiş. Onu istemiş sormuş padişah demek ki. Hattı Hümayun-u Saadet Makrun ile yani bir padişah kararıyla teveccüh-i ihsan buyurulup vefatına dek zapt edip kendiye medarı maişet olup 1122 senesinde mahiyeyi hayatı rahatül ervah olan ruhu revanı aleme evce azimet eylemiştir diye böyle tumturaklı bir şekilde bunu ifade ediyor. Yine künhi için Recep namına dediği muammadır. Bulunca dervişin manendi bir lü'yi hasül has, getirdi büsbütün deryanın altın üstüne gavvas demiş. Yine Safai, Fendi Lugaz'da başarı gösteren şairler olarak Sabit, Rahimi, Razi, Reşit, Sırri, Şuri, Şehdi ve Ferdi'yi gösteriyor. Lugaz'da gizlenen nesneyi bildirme yolunu tercih etmiş.
ettiğini görüyoruz. Bunlar kalem, rahle, yades yani lades, bizim hani şu tavuğun kemiğiyle tuttuğumuz, kovan, tavla, mum, hamam ve ilik düğme üzerinedir. Ben bunları hani okuduğum yerde herhalde insanlar artık anlayabileceklerdir. Sırasıyla şöyle, Sabit'in söylediği bu lugazı şöyle veriyor. O ne kuştur ki ağı karesi var, boynu kertik, başında yaresi var. Bu kalem. Kalem. Bir karış kaddi var, mücevviftir, kahvecik nuşider, mükeyyiftir diyor. Bu da yine gerçi şekli salahta görünür, görse bir ak sadeli sürünür. Pak damen elinden ah eyler, çok beyazın yüzün siyah eyler. Oldu manen murgı dest amuz, çelebiler elindedir şebu ruz. Sokulur başlasa tekü puya, bir müdevver şikafı pür muya. Olacak sahn-ı maksada vasıl, gah hariç olur, gehi dahil. İş bitince o maye-i tarabı, destmali ile siler çelebi, vasfını yazdı taze bilmecedir, kalemi nazmı pakı silmecedir diyor. Baştan aşağı kalemi anlatmış. Siz sonuna kadar hani bu hikayenin sonunda ne var diye merak edip çocuklar sonunu okuyor ya, şimdi biz ilk beyit okuduk, bir de son beyti okuyunca kalem olduğunu rahatlıkla anlıyoruz. Yani lugazlar muammaya göre biraz daha kolay. Rahimi'de Femle lugazda dahi mahir olmalı, bu rahle lugazını söylemiştir. Rahle biliyorsunuz Kur'an okunan, üzerinde Kur'an tedris edilen bir alet. Nedir ol iki tane karındaşlar, kim enis hem celis ayaktaşlar. Müttehi diken bular ama vaz-ı surette biri birine la. Nur-u Kur'an ile derunları pür, işleri hep salahu takvadur. Mutekif olur bular ekser, zikri hakka kıyam eylerler. Bunu fetheden Arif-i Kamil, ola Kur'an sevabına nail demiş. Bunu kim çözerse Kur'an'ın sevabına nail olacaktır diye de ifade etmiş. Yine şu yadest, ladest lugati, lugazı oldukça güzel. Nedir ol turfa bül acep dellal, işi ser cümle mekru hile vü al. El tutuştursa iki insana, biri labüt erişe hüsrana. Birini şad eder, birini mahzun, biri mesrurdur, biri mabun. Maskatı re'sidir çatalca veli, keşmekeş etmeden şikeste beli. Bana vasfeyleme o bedmesti, hedef ya küp ya küp ola ya desti demiş. Yani iki kişi bir tarafından tutup bunu tutuyorlar ya, ya des ya la desim la des olsun mu diye. Tamamen bunu anlatıyor. Tabii biraz Türkçe açısından bizi üzen bir yaklaşım. Hepsinde var bu örneklerin. Reşid içinde yine kovan, arı kovanı. Nedir ol turfa kal-ay-i ziba, o süslü şirin kale diyor. Leşkeri la yu'addu la yufsa. Yani sayısız leşkeri var, askeri kovanın içinde. Bu arada şeyi söyleyeceğim. Çocukluğumda ben günün birinde rahmetli anneciğimle konuşuyordum. Dedi ki senin rahmetli deden bana evlenirken çeyiz olarak bir çift arı vermişti dedi. Ben fukara da bir çift arıyı sadece iki arı zannediyorum. Şöyle kafama dedi, hay seni ben ne yapayım? Bir çift deyince yani iki kovandan bahsediliyor. Orada öğrenmiştim. Gençler şimdi bilmiyorlardır bunu benim gibi. Meğer öyleymiş. Ben bir çift deyince iki arı ne iş yapar diyordum. Orsa burada görüyorum bir kovanın askerleri yani arıları la yu'attu la yuhsadır. Yani ne sayılır ne de hesaba gelir. Gireni çıkanı değil mi? Cevfi gerdi gubardan ari, var derunundan nale vüzari. Yani o kovanın içinde öyle bir vızıldamalar var ki diyor, orada inilti hiç bitmez. Yalü bali yerinde her mahbub, nişi azarı da anın mergub. Yani bir de sizi ısırırsa, dişini batırırsa dikenini, o zaman görürsünüz diyor. Rağbet edersiniz o zaman. Ana ibret gözüyle bir hoş bak, var derununda nice takurevak. Onun içine bir girsen ne bezekler, düzenlemeler var. Kaçmak isterse olamaz puyan, yetişir hasılı
O şahsı kovan diyor. Yani arının peşinden koşmaya da gelmez. Veya Oh. siz önünden kaçıp kurtulamazsınız. Sizi hedef aldıysa bir şekilde yakalayacaktır. Artık bundan sonra da bu kovanı bilemezsek bizim kabahatimiz olacak. Kovana Yine kadar söyle. evet, güzel örnekler değil mi hocam? Çok Sıktı mı güzel örnek. bilmiyorum. Aynı çok güzel, çok hoş oldu. Yani muamma, lügat farkını anlamak ve bilmece farkını da anlamak açısından çok güzel. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yine mesela tavla. Herkesin düşkün olduğu bir oyun. Yine Sırri'nin söylediği bir tavla lugazini örneklemiş Safai. Bu konudaki dikkati hakikaten had safhada. Yani Safai'nin bu eserlerden örnek verme noktasındaki becerisi tezkere geleneğinin en önemli ismi olan Latifi'ye denktir. Yani o 18. yüzyılda Latifi'nin 16. asırda kurduğu o tezkere geleneğini adeta yenilemiştir, güncellemiştir. Çünkü 17. yüzyılda biraz tezkere geleneği tavsıyor ve antoloji tipi, yani çok şiir örnekleri olan, böyle şairin hayatına dair bilgiler çok da bulunmayan eserler çıkmaya başlamış. 18. yüzyılda o böyle örnekler vermek suretiyle adeta bu geleneği yeniliyor, güncelliyor. Sonrasında gelen tezkirelerde aynı yolu takip ediyorlar. Sırri'nin bu tavla lugazı şöyle: nedir ol gülşeni amber noma gayet de zibadır. Baharistan nihalistan ile manendi minadır. Var iken bağbanı hoş musahip mustalahlardır. Lisanı yoktur ancak fürs ile Türkiye'de guyadır. Yani o tavlanın Farsça ve Türkçe lisanı var diyor. İki hemdem gelip seyran eder geh geh o gülşende, o gül bahçesinin başına geçip iki hemdem, iki dost. Rumuzu bağbanı fehmeyle her biri danadır. Eğer bilgin değillerse o işi yapamazlar, tavlayı başaramazlar diyor. On eksik çil değildir. Yani o 40 değildir, 10 eksiktir diyor. Gerçekim bir murgani ol bağın, uçup konsa sadası her birinin rad asadır. Yeri göğü inletecek şekilde sesi çıkar diyor. Çünkü sallayıp hem zarlar atılıyor hem de şak 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 diye taşlar diziliyor, dağıtılıyor, tekrar indiriliyor, tekrar oradan alınıyor değil mi? Yani bunların hepsini fevkalade güzel anlatmış. Ne kuşlar kondurur fenle lugazda seyridün sırrı, kaçan erbabı taba arz olsa zevk bahşadır diyor. Elbette hani zarın kaç geleceği belli değil. O da bir şans meselesi. Su için hocam buyurun lütfen. Hasta hasta konuşturuyoruz ama çok güzel. Yani hep halk edebiyatındaki bilmeceyi biliyoruz ama klasik edebiyatın Evet. bilmece yönündeki bilmecenin tabii farkı ortaya çıkıyor. Bilmece kimin söylediğini bilmediğimiz bilmeceler ama burada söyleyen Bunlar bize anonim, bunlar tabii şey, evet şairi konuşuyor. söyleyeni bilmiyor. Evet. Şuri'nin Şem lügatı, lügazı. Hay Allah. Kusura Mum. bakmayın. Buyurun hocam. Mumla ilgili yani. Ol nedir küm hilkati bir piçuta, nefret eyler ülfetinden afitap. Malik olur ana bayu fakir, ömrü kaddi gibi olmuştur kasir. Yani ömrü kısadır diyor mumun. Eynine giymiş firavan pirehen, incecik bir gömleği var diyor. Yine üryan görünür ol simten. Gümüşten bir bedeni var ama üstüne zar gibi bir şey giymiş. Yani tam mumu tasvir etmiş. Bir nihali tazedir kim bağır ver, gâh olur hem riştesi verir semer. Yani bazen de aydınlatıyor. Yani ara ara gitse gelse de ışığı mumun. Ruz-ı şeb anın libasıdır gıda. Hem gıda eyler libasın daima. Kendi elbisesini yiyerek hayatta kalır diyor mum. Giderek ölüyor ya. Evet. İkisi cem olsa anın fil mesel, şekli zammaki ki olur la bütbeder. Cismi Hızır asa anın zulmet nişin, farkı mirat-ı Sikender veş talim. Kim bu sırrı hallederse şuriya, marifet mülküne şah olsa seza diyor. Yani bu mu çözebilene aşk olsun burada diye ifade etmiş. Herhalde yine ilik düğme, ilik ve düğmeyi ifade ettiği.
Nedir ol? Gülle-i sagiru acip. O küçük ve acayip yuvarlaklık nedir diyor. Ola daim boğaz hisara karip. Yani böyle buraya kadar ilikleniyor. Tirevi'ül asıldır ol ekser. Yani gerçi aslı iple tutturulan bir şeydir ama ki hariri diyi tahallus eder. Yani kendisi gerçi iple dikiliyor ama ipekten de kendini ayırmak istemiyor. Femi nadide var serinde delik, yediği ruzuş hep kemiksiz ilik. Yani ilik ve kemikten yapılıyor ya düğmeler genellikle. Gâhi açılmaya komaz yâri, öldürür kaydı aşıkı zârı. Yani inleyen aşık bazen onu çözemez. Düğmeyi çözmek kolay mı değil mi? Çözdürür mü herkes? Evet. Yani onu diyor çok maharet ister. Yine öte yakalıdır o ehli yemin, solak olmaz olursa şaha karin demiş. Yani ilik düğme lugazı da böyle. Salim Efendi'nin tezkiresinde de yine Safai'den sonra gelen bir tezkire. Sadece beş şairin muamma ve lugat söyleme becerilerinden bahsetmiş ve bunları şerh etmedeki ustalıklarını kendine mahsus üslubuyla naklediyor. Bunlardan mesela İshak Efendi için onun şair yaratılışındaki temizlikte saklı olduğunu söylemiş bu becerisinin. İshak Efendi'yi şahsiyet itibariyle erişilmez, örneklediği üç lugazını da eşsiz olarak nitelemiş. Bunlar tabii kendi çağı için önemli edebi tenkitlerdir. Yani çağdaş zamanların edebi tenkitleri böyle vücut bulmuyor ama bunlar da kendi çağı için Evet. ehemmiyetlidir. Yine İshak Efendi için şöyle diyor, semt-i muammada ve lugazda tabiat-ı pakleri alemgirdir. Bu elgaz-ı bihamta o zat-ı valanındır demiş. Lugaz olarak uzunca bir örnek, yani sıkmamak için okumuyorum. Yani o daha çok söylenen lugazdan ziyade onu söyleyenin bu konudaki maharetine dikkat çekmek istemiş. Arzu edilirse zaten hani yazılı çizili bu Osmanlı Araştırmaları dergisinde de yayımlamıştım bunu ben. İsteyenler Karnı Çapan Osmanlı Araştırmaları dergisi diye bakabilirler bu örneklerden istifade etmek isterlerse. Yine mesela Ahmet-i Diğer'in lugat söylemedeki başarısı ve şöhretini değerlendirirken de onun söylediği lugazları halletmenin güçlüğünden bahseder. Yani öyle benim diyen Ahmet-i Diğer'in söylediği lugazları halledemez diyor. Salim onun söylediği Arapça bir lugaze İstanbul'da zekasının kıvraklığıyla tanınan Habeşizade Efendi lakaplı bir şahsın söylediği cevap nitelikli Arapça bir şarhi kaydetmiş burada. Halepli bir şahıs, Habeşizade Efendi, Halepli diyorum. Habeşizade Efendi lakaplı bir şahsın söylediği Arapça bir şarhi kaydetmiş. Ahmed-i Diğer için bu lugaz vafir zamanda bunların olmak üzere Şehri İstanbul'un Suhan Şinasanı miyanında deveran eyleyip çok kimesneler cevabına tasaddi ve veçhi hafasından keşfi nikab etmeye taaddi eyleyip yani kimse çözemeyip bunu asrımızın güzide zürafasından olan Habeşizade Efendi buna bir veç üzere tesvidi cevapnameyi halli eşkal eyleyip şöhreyi emsal olmuşlardır. Büyük şöhret kazanmış İstanbul'da. Cevabı Habeşizade Arapça metin var. Bu metni Türkçe olarak şöyle ifade edebiliriz. Ey ileri gelenlerin gözü, sen güneşsin. Ufuk her gün senden ışıklanır. Sözü tatlı, manası ince, akıl cevherini lugaz olarak saçtın. Nazarlardan yüce ayetlerle sana sığınırım. Zira nazarın gerçek olduğundan söz etmişsin. Yani nazar lugazi bunu o çözüp bir de Arapça bir beyitle ortaya koyduğu için şöhret bulmuş. Yine Ahmet-i Diğer'in emsalsiz kıvrak zekasının ürünü olan bir muammada ise Eyüp ismini Ankebut lafzına gizlediği ve bu yoldaki şöhreti ifade edilmiştir. Salim'in şairin muamma ve lugazdaki başarısını subjektif bakış açısı yanında sosyal ve kültürel çevrenin takdirleriyle izah etmesi, tezkirelere has tenkit geleneğinin edebi muhitlere yönelen boyutunu göstermesi bakımından önemlidir. Şöyle diyor, ve muammada dahi zihni nakkatları yani bir sarraf edasıyla kalp altını
ayırt edebilen nakkat kelimesi bu anlama geliyor. Bir nazir olup payı ankebut lafzından bir tarik-i tahlil Eyüp ismine muamma eyledikleri şahidi müddeadır diye bir iddiayı ortaya koymuş. Yine tezkirelerde vefat kaydı şairin kimliği içinde söz konusu edilen en mühim unsurlardandır. Şairin ne zaman, nerede, ne şekilde, hangi şartlarda vefat ettiği, son durumu, nereye gömüldüğü gibi hususlar mutlaka nakledilir. Yani doğduğu zaman ve yer bilinmesi çok zordur ama ölümü ile ilgili kayıtları çok dikkatle tutuyor tezkireciler. Bu bilgiyi en doğru kaynaklara dayandırmaya gayret ederler. Çoğunlukla genel ifade kalıpları arasına hapsedilen bu bilgi bazı tezkirecilerde farklı söyleyişlerle karşımıza çıkar. Salim'de sadece bir örnekte şairin vefatı devir şairlerince kaleme alınan tarih şiirlerinin yanında oğlu Kami Mehmet Efendi'nin söylediği bir muamma ve bu muammanın çözümüyle birlikte sunulmuştur. İbrahim Gülşeni için. Vefatına şuarayı zaman tarih guyan olup pek çok tarihler söyleyip hatta bu ceridede kaf harfinde Evsaf-ı Celileleri Keşide-i Silki Tahrir olan Mütercem-i Meskûr'un Mahtum-u Necabet Mersumları Kami, Mahlas, Nadire-i Zaman, Mecmuayı Devran, Mehmet Efendi dahi intikallerine bu tarihi muamma guneyi septü tahrir eylemişlerdir. Yani İbrahim Gülşeni Hazretleri için pek çok vefat düşülmüş tarih olarak ama kendi evladı da tarihi muamma gune adıyla bir muamma şeklinde tarihi belirtmiştir. Pir-i Ruşendilü Derviş Nihat İbrahim intikal eyleyecek derd ile giryan oldum. Ah peyderpeyi mirat-ı derunumda görüp akıbet iki gözüm yaş ile dolup buldum diye. Ve tarik-i istihracı bunun çözümlenmesi şudur ki iki defa lafzı ah ol ki peyderpey ola tasarruf ile ahın ol peyi ki hadır yani sıfır bir. Arap elifbasına göre değil de bunlar sağdan sola doğru yazılıyor. Yani bir, sıfır olarak. Derpey olunca bunların yer değiştirilmesi halinde sıfır sıfır bir bir oluyor. Yani 5511. 5511 sıfır sıfır bir bir oluyor. Mirat-ı zamirde aks olunca bunu aynaya tutunca bu 1100 olacaktır. Yani 1155 olur. Tabii bu hicri. Gözler dolunca 11 nokta nokta yani 00'a dönüşür. Olmak üzere tasarruf olunmuştur. Tabii evlat olunca babası için gözyaşı dökmüş. Gözler dolunca da o 1500 gibi yapmış önce ama gözler dolunca onlar 0'a dönüşmüş. Yani 55 0'a dönüşmüş. Bununla ilgili şey çok güzeldir. Bir tarih, manzum tarih vardır. Neydi? Hemen şimdi aklıma da hemen gelmedi yani beyit ama. 1-2 çifte delik, Abdülmecit oldu melik. Bu da bir muamma yani. Hani 1-2 çifte delik, 1255 Hicri, Abdülmecit Han'ın tahta çıkışının muamması bu da. 1-2 çifte delik, Abdülmecit oldu Melik. Yani hem de Abdülmecit Han'ın tarihini düşürmüş oluyor burada. Yani Ebced'den farklı olarak bunlar, Ebced hesabından farklı olarak başka bir tarih işine giriyor. Yani Ebced de tabii farklı beyitlerde yine ona da delalet ediyor ama burada da doğrudan doğruya söylemiş oluyor. 1255 yani başka bir zahmete akılda tutulması için büyük kolaylık yani. Hani 1-2 evet. Çifte delik Abdülmecit oldu Melik. Kolayca akılda kalabiliyor. Abdülmecit Han da önemli bir adam. Yani bizim özellikle Osmanlı tarihinin son yüzyıllarına damgasını vuran insanlardan birisi. Yine Salim tezkiresinin Reşit maddesinde Kovan Lugazı'nı Safai'den aynen aktardığını görüyoruz. O da çok uyanık bir adamdır. Safai'yi hiç beğenmediğini söyler. Ama böyle ondan da pek çok şeyi alıp kaydetmiş tezkiresine.
Buna rağmen tezkiresinin birkaç yerinde yaptığı gibi bu maddede de latife başlığı altında katiplik mesleğine mensup olan Safai'nin tezkire yazmış olmasıyla yine dalga geçer, onu tiye alır. O kendisi ilmiyeye mensuptur. Haddi aşma meselesi olarak gördüğünü ima eder ama eserin tertip tarzına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanmaktan da kaçınmadığını görüyoruz. Yine Madih için Salim'in verdiği güzel muamma örnekleri var. Oralarda saklanan isimler üzerine. Yine inceledi. Değerlendirildiğini görüyoruz. Bu konulardaki başarılarına dikkat çekmiş Ramiz'de. Mesela Behçet için hususa Fenli Muamma'da ve Lugaz'da tablo balaları gayet binazir bir şairi Mahmidet Semir olup diyor. Yine Haşmet için de Lugaz-ı Muamma'da dahi kesb-i maharet itmeleriyle Mehmet ismine olan bu lugazları işaret olundu diye bir örnek vermiş. Esrar Dede, Tezkire-i Şuarayı Mevleviye adlı eserinde üç şairin eserine dair tanıtımlarda bulunarak muamma ve lugazı söz konusu etmiş. Esrar Dede tanıtımlarında söz konusu şairlerin bu türü söylemedeki başarıları yanında bunlardan bazılarının bu konuda Farsça teorik eser kaleme aldıklarına dikkat çekiyor. Bu da tabii çok önemli. Bazı eserleri Türkçe'ye tercüme ve şerh yoluyla aktardıkları, ayrıca pek çok muamma ve lugaza sahip olduklarına da dikkat çekerek sadece bir lugaz örneği kaydetmiş. Onun tabii asıl amacı tezkire yazmadaki maksadı Şeyh Galip'in başlattığı bir harekettir, ona bıraktığı bir harekettir. Asıl gayesi Mevlevi şairleri bir araya getirmektir. Ama böyle bir konuya eğilmiş olması da son derece önemlidir. Mesela Fani Dede için bir lugaz kaydetmiş. Bu lugazda ol nedir kim? Anda alem nakş olur. Geh bozulur, geh yazılır bir karar. Her neyi kim ister isen anda var. Ger temaşa ise maksut anda var. Ger dilersen hakkı dahi anda bul. Feth olur anda visale, rahı yar. Kim bunu fetheyler ise faniya, canu dilden hizmet eyle bende var diye bu lugazin kimin tarafından çözümlenmesi halinde herkesin ona köle olabileceğini ifade etmiş. Evet, sonuca bağlayacak olursam görüldüğü üzere dört tezkirede böyle muamma ve lugazlar tespit etmiştim. Klasik Türk edebiyatına has bir edebi tür olan muamma ve lugaz örneklerinin sunuluş tarzları görüldüğü üzere önem arz ediyordu. Bu vesileyle oluşturulan bir muamma ve lugaz külliyatına katkı sağlamayı amaç edinmiştim. Bugün eğer bu konulara ilgi duyan gençler varsa ve bunları kullanırlarsa, daha farklı tasniflerde işlerine yararsa kendimi bahtiyar addedeceğim. Dilerim maksat hasıl olmuştur. Allah hepimize sağlık, afiyet versin. Evet, Amin. var mı sorusu olan, söyleyebileceğim bir şey varsa ifade edeyim. Çok teşekkürler değerli hocam, Profesör Doktor Pervin Çapan hocam. Dilinize sağlık, hasta hasta bize bilgilendirdiniz. Çok da geniş bir yandan tezkirelerin mahiyetini öğrenmiş olduk. Şuara tezkireleri dediğimiz şairlerin biyografilerini ama bugünkü anlamda değilse de geçmişten itibaren Anadolu'daki şairlerimizin hayat hikayelerini, eserlerini, biyografilerini veren eserler toplamlarından yüzyıllara göre örnekler verdiniz ve bunların içerisinde şairlerin tanıtımı sırasında onların hangi muammaları var, hangi lügazları var? Bunları çalışmanızda tespit ettiğiniz bilgileri bizimle paylaştınız. Çok farklı iki cepheyi görmüş olduk. Çok teşekkürler ve muamma ile lügazın farkı, yine bilmece ile lügaz ve muammanın farkı da ortaya çıkıyor. Demin de söylediğimiz üzere
bilmece, halk edebiyatının geçmişten bu yana gelen bilmeceleri var. Biliyorsunuz 14. yüzyılda Codex Cumanicus'ta da bilmecelerimiz var. 14. yüzyıldan itibaren biz Türk bilmecelerini tespit ediyoruz ama bu bilmeceleri kuranların kimler olduğunu bilmiyoruz. Fakat Muamma ve Lügaz'ler şairleri belli isimler. Bu bakımdan çok faydalı, çok değerli bir sunuş oldu bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli kılımcılar, sorularınız varsa hocamı çok yormadan sorabileceğimiz sorularınız varsa ben takip ediyorum yazdıklarınızı, bekliyorum. Beyza Kaba, çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Emeklerinize sağlık bu güzel program için. Tütama teşekkürler diyorlar. Biz de teşekkür ederiz. Yine Yasa Anlayamadım Tuğçe ama. teşekkür ediyor. Faydalı bir sunum oldu diyorlar. Yine Yıldız Abik teşekkür ederiz Pervin hocama diyorlar. Değerli katılımcılar, soru olarak hocama çok yormadan dediğim gibi iletebileceğimiz sorularınız varsa ben size aracılık edeceğim. Hocama okuyacağım sorularınızı farklı hocamın değinmediği ya da aklınıza takılan hususlar var ise hocam her şeye değindi ama bazen bizim konuyla ilgili farklı sorularımız olabiliyor katılımcılar olarak. Bekliyoruz sorularınız var ise hocamın ma sormak üzere. Evet, bakıyorum kaçırdığım herhangi bir yorum var mı diye katılımcılarımızın adlarını görüyorum. Pek çok katılımcımız var. Meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, alan dışından tamın değerli katılımcıları, farklı alanlardan katılımcılarımız için de her zaman güzel sorularla karşılaştığımızı biliyoruz. Sorularınız varsa ben dediğim gibi bekliyorum. Sizin söz ettiğiniz gibi özellikle tabii Ali Nihat Tarla'nın bu muamma ile ilgili çalışması öncü çalışmalardan herhalde. Ben de alanım Doğu Türkçesi, Çağatay Türkçesi, 15. yüzyıl Nevai çalışmış birisi olarak yine Nevai'deki lügazlar veya muammalarla ilgili bilgileri de bizim alanımızdan Kaya Türkay'ın çalıştığını hatırlıyorum. Onun bir yazısıyla özellikle tanış olduğumu bu konuyla biliyorum. Ve sizin de söylediğiniz gibi İran edebiyatında, Fars edebiyatında esas olarak gelişmiş bir tür ama Anadolu Türkçesi, Türk edebiyatı da hem Doğu Türk edebiyatı hem Batı Türk edebiyatı bu alanda önemli eserler vermiş. Demin söylediğiniz üzere Nevai, Alişir Nevai, Timurlar Devri sanatçılarından Cami, Molla Cami gibi pek çok isim muammada ve lügazde çalışmaları var. Bu lügazlar veya muammalar şairlerin divanlarında hangi kısımlarda bulunabiliyor hocam? Belli bir yerleri var mıdır? Tabii bu bütün diğer unsurlarla birlikte kaydediliyor. Sona doğru olması muhtemelen. Çok değil çünkü. Bu böyle zaten birinci sınıf şairlerde olmuyor. Yani ikinci, üçüncü sınıf şairler bunlarla daha çok uğraşmışlar. Bu konuda bir başarı göstermeye gayret etmişler. Yani büyük şairlerden yani bu işlerle çok uğraşan yok. Onlar zaten divan yanında başka eserler de kaleme almayı hedefledikleri için böyle işlerle uğraşmamışlar. Bu belki kestirmeden daha çabuk şöhret bulmayı getirebilecek bir maharet. Ama herkes uğraşmamış. Edirneli Emri bu konuda en üstün söyleyişlere sahip. Zaten tarih alanında da onun önemli bir yeri var. Onun için divanın tabii sona doğru hani diğer türler bağlamında kaydedilen Evet. örnekleridir. Biliyorsunuz mürettep bir divan. Önce dini şiirler varsa tevhid, münacat, naat, sonra kasideler, tarihler ve gazeller Elif'ten Ya'ya doğru diziliyor. Sonra bu
Şimdi Bilmiyorum geldik. bir Arada bir önemi küçük var mı ama Deniz Hocam? bağlantıyı kesmiyorum çünkü Ben sizi tekrar görebiliyorum ama siz beni görebiliyor musunuz? görüyorum. Ben de görüyorum sizi. Bu arada Profesör Doktor Nurhan Öztürk bir soru Evet, ben soruyorlar. sizi görüyorum ama siz beni görebiliyor musunuz? Evet, ben görüyorum. Ben sizi görüyorum. Ben kayboldum görüntüden. Kendimi göremiyorum artık. Sesiniz Herhalde geliyor, bir yayın kesildi görüntünüz mi? var. Ne oldu? Arada kesildi gibi oldu ama tekrar geldi hocam. Şu anda beni duyuyor ve görüyor iseniz. Beni duyuyor musunuz? Sizi görüyorum, duyuyorum ama ben Tamam. kendimi göremiyorum artık. Biz sizi Önemli değil. görüyoruz. Biz sizi görüyoruz. Tamam. Nurhan Tamam. Hanım diyor ki, çok teşekkür ederim Pervin hocama diyor Nurhan Ben Öztürk. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Muamma ve mecmua ilişkisi konusunda ne der acaba hocamız diyor. Muamma ve mecmua. Yani muamma mecmuaları var galiba. Onu da kastediyor olmalı Ben hocam. hiç öyle bir tetkikim olmadı. Yani muamma mecmuaları üzerinden bir tetkikim olmadı. Ama tabii çalışanlar olduğunu biliyorum. Hatta geçenlerde bir yazı geldi hakemliğim için Litera dergisinden. Sanıyorum öyle bir çalışma olsa gerek. Benim öyle bir tetkikim olmadı. Yani ayrıca muammalara yönelen bir tasnif çalışmam ya da onlarla ilgili derlenmiş mecmualara dair bir çalışmam olmadı. Ben sadece tezkirelere kaydedilen muamma ve lugazlar üzerinden bir çalışma yaptım. İşte zaten maksadım o külliyata eğer Katkı. gerçekleşirse bir katkı sağlamaktı. Hepsini yani incelediğim tezkirelerden hareketle söyledim. Harun Hoca da zaten 16. asır tezkirelerinde olanları söylemişti. Dolayısıyla onlar hakkında inanın bir fikrim yok. Yani ben çalışmadım çünkü. Evet. Mutlaka vardır. Nurhan Hocam bu konularda çok ciddi çalışan bir insan. Mutlaka bakmış olmalı. Ben de kendisine gönül dolusu teşekkürler ediyorum. Çok teşekkür ederiz değerli hocam. Sağolunuz. Değerli katılımcılar, sorularınız varsa bir iki soru daha alabilirim. Yoksa hocama yeterince yorduğumuz için daha fazla Estağfurullah. yormak istemiyorum ama güzel ses tonuyla, güzel o zor metinleri Estağfurullah. Çok pırıl keyifliydi pırıl bugün. pırıl okuyuşuyla bizi çok mutlu etti. Estağfurullah. Sözler tane tane anlaşılacak şekilde. Her zaman. Çok teşekkür ederiz hocam. Yorduk Ben ama teşekkür ederim. Sağ olun. eski dilin tadını duyurarak eski dilin her ne kadar yabancı kelimelerle dolu olsa da bu bizim kültürümüzün bir parçası, bugüne bizi getiren bir kültür. Onu tanıtmak babında da dilinize sağlık diyorum. Var olunuz. Çok güzel, anlaşılır şekilde okuyuşunuzla her kelimenin hakkını vererek aynı zamanda bize tezkirelerin ne kadar zor metinler olduğunu da göstermiş oldunuz. Şuara tezkireleri dediğimiz şairlerin biyografilerini, dediğim gibi bugünkü anlamda olmasa da geçmiş için biyografi niteliğindeki bu eserlerin metinlerin ne kadar güç olduğunu, ne kadar ifadelerinin ağdalı olduğunu da göstermek bakımından bugünkü konuşma birden çok konuya aslında hizmet etmiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Değerli katılımcılar, gördüğüm kadarıyla siz de benim gibi hocama yormamak düşüncesiyle herhangi bir teşekkürleriniz dışında bir soruyla meşgul etmek istemiyorsunuz. Değerli hocam, sizin söyleyeceğiniz başka hususlar varsa buyurun, size yine söz vereyim, sonra kapanış için ben söz alayım. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Böyle bir programda beni de dinleme fırsatı, benim de konuşma fırsatı bulmam güzel bir yaklaşımdı. Her zaman sizin güzel işler yaptığınızı biliyorum. Dualarımdasınız. Dilerim güzel günlerde sağlıkla görüşelim. Benim her zaman böyle ortamlarda biraz teknoloji özürlüyüm. O ayrı bir şey. Benimle herkesin uğraşması zor. Gençler de şu anda rahatsız oldukları için onlardan da yardım alamıyorum. Dolayısıyla sizi bugün yorduğum, uğraştırdığım için
ve Estağfurullah. programın dışına neredeyse çıkacak gibi olduğum için hiç yapmadığım bir şey. Ben söz Estağfurullah. verdiğim zaman söz bir, Allah birdir yani. Buradan Ondan asla dönmem. ondan Ama Allah bir fırsat ama verdi. Allah Bugün dua tabii. ettim. Dedim Allah'ım ne olur bana güç ver. Deniz hocama mahcup olmayayım. Estağfurullah. Böyle bir güzel işte benimle olmayı istediler. İnşallah hayırlı olur dedim ve Allah'a şükür sabah iyi kalktım. Çok şükür. Ve sizlerle beraber oldum. Çıtam'ın yaptığı bu güzel işleri sonuna kadar destekliyorum. Çıtat'ta o güzel arkadaşlarımın yaptığı çalışmalar ve güzel yazılarla oluşturdukları dergi için de ayrıca minnettarım. Her şey gönlünüzce olsun. Her zaman birlikte olalım. Bugünler geçsin. Sizler de bizim çalışmalarımızın içinde olun. Beraber olalım. İnşallah. Yine görüşmek dileğiyle. Çok sağ Çok olun. çok çok teşekkür ediyorum değerli Pervin Çapan hocam. Biz de Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi olarak her zaman bize verdiğiniz değerli destek için gerek dergimize, ÇÜTA'da verdiğiniz hakem olarak, danışma kurulu Estağfurullah. üyesi olarak verdiğiniz değerli destek için çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin emeğiyle ortaya çıkan bir dergimiz o. Hepinizin, bütün Türkoloji çalışanlarının, hakemlerin emekleri tamamen emek, hiçbir karşılığı olmayan, mesleki aşkla yapılan, zamandan, kendi zamanlarından değerli hocalarımın verdikleri emeklerle çıkan bir dergimiz var. Ulak Bince taranan, sizlerin emekleriyle o niteliğe kavuşan bir dergi. Onun için ben size şahsınıza özellikle yine teşekkürlerimi sunuyorum. Biz diyoruz ki bu uzaktan konuşmaları, cam cama konuşmaları değil, bir arkadaşımız öyle söylüyor. Çok güzel, can cana konuşmaları da özlüyoruz. Dediğiniz gibi inşallah sağlıkla sıkıntıları aştığımız günler gelsin ve biz bu konuşmayı saymıyoruz diyoruz. Merkezimizde, ÇÜTAM kültür evinde, konağımızda, Çok isterim, çok katılımcılarımızla isterim. yüz yüze konuşmak üzere en kısa zamanda, sağlık koşullarının el verdiği zamanda, İnşallah. sizin uzun yola uçakla gitmediğinizde bildiğim halde yine de bizim için geleceğinizi de biliyorum. Otobüse İnşallah. binerek saatlerce Muğla'dan buraya geldiğiniz zamanları da biliyoruz. İnşallah tez zamanda sağlıkla bir araya gelebilmek, sizi Adana'da ağırlayabilmek dileğindeyiz. Ben hem değerli ÇÜTAM 1996 katılımcıları adına, hem merkezimiz adına, merkezimiz yönetim kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim kurulu üyelerimizden Nurhan hocam da eminim aynı şeyleri söyleyecektir. Çok teşekkür ediyoruz. Var olunuz. Sağlık diliyoruz. İnşallah bugün İnşallah. sizi çok yormamışızdır. İnşallah. Sağlığınızın bir an önce iyiye gitmesini diliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Değerli katılımcılar, sizlere de değerli katılımlarınız, bu konuşmaları sürdürmekteki desteğiniz için merkezimiz adına ben teşekkürlerimi özellikle sunuyorum. Ve hepimize, memleketimizdeki bütün insanlara sağlık diliyorum. Bu zor günlerin bir an önce geçmesini, sağlıkla, esenlikle tekrar eski güzel zamanlarımıza dönebilmeyi diliyorum. Çok teşekkürler değerli hocam. Hoşça Çok sağ kalın. olun. Saygı, sevgilerimizi sunuyorum. Hoşça Ben kalın. size de Var olun çok sağ hocam. olun. Çok teşekkür Teşekkürler. ederim. Çok selamlar. Allah'a emanet olun. Sizler de efendim. Sağ olunuz. Sağ olun. Çok sağ olun. Herhalde şuradan. Ben kapatacağım hocam. Ondan sonra sizin ayrılacaksınız zaten. Kapanmak için biraz bekleyeceğiz. Sistemi henüz kapatmadı. Kapanması için bekliyorum.
Evet. Bir tutulma var. Kapandığı zaman herhalde çıkarsam kapanır. Değerli katılımcılar, eğer siz hala oradaysanız ayrılabilirsiniz ama ben ayrılamıyorum. Bir donma oldu. Neden donduğunu da anlayamadım. Bekleyelim. Kendisi elbette vazgeçecektir. Telefonda bir donma var. Onu kapanmasını bekliyorum.